Erol Göka İnanç ve Düzen Bizim İsmail Kılıçarsan son zamanlarda çokça gelir dağılımındaki büyük uçurumlar, ekonomik adaletsizlikler üzerine yazıyor. Dindar görünümle açgözlülük, tamahkarlık arasında hile-i ile halledilmeye çalışılan sorunlara parmak basıyor. Hayranlıkla takip ediyorum. İsmail'in yazılarından ve Lütfi Sunar Hoca'nın yönlendirildiğinde İlem tarafından yapılan devasa kitaplar olarak yayınlanmış sosyal tabakalaşma üzerine çalışmalardan hareketle ben de bir biçimde konuya dahil olmak istedim. Zira gelir dağılımında Gerek dünyada gerek ülkemizde giderek artan eşitsizlik mevzu, vicdan sahibi olan kimsenin kayıtsız kalamayacağı türden. Ama okumalarım neticesinde gördüm ki toplumsal boyutu vicdansızlatıcı nitelikte olsa da konunun hayli teknik ve sağlam ekonomi bilgisi gerektiren bir yanı da var. Mesela bir ekonomist Metin Ercan şunları yazıyor gelir dağılımındaki adaletsizliğin artmasına dair en önemli neden olarak uluslararası ticaret ve yabancı doğrudan yatırımların hız kazanması gösteriliyor. Kar ve verimlilik türtüsüyle gerçekleşen ticaret ve sermaye hareketleri daha çok teknoloji yoğun alanlara kayıyor ve bu alanlardaki kalifiye iş gücüne olan talep artıyor. Böylelikle talebin arzı açtığı kalifiye iş ücretleri, arzın talebi açtığı kalifiye iş ücretlerine göre katlanarak artıyor. OECD çalışması, iş gücü piyasasına yönelik regülasyonların serbestleşmesi ve asgari ücretlerin ortalama ücret seviyesine göre aşağıya gelmesini ise diğer önemli bir neden olarak sıralıyor. Bunlar üzerine uzun zaman mesai harcayıp bilgi sahibi olmadan benim kalem oynatabileceğim başlıklar değil. Böylesine kanayan bir yara hakkında hiç mi söyleyecek sözünüz olmayacak demeyin. Olacak elbette. İnançla sistem ilişkileri hakkında yaşadığımız sistemle zihnimizdeki ve psikolojimizdeki sistem etkileşimi hakkında anlam ve yorum konularında bize de söz düşüyor. İnancımızın can bir fanusta bulunmadığını, yaşantılarımızdan etkileneceğini, yaşadığımız zamanların, dün cahiliyenin, monarşinin ve feodalizmin, şimdi de modernliğin ve kapitalizmin eleştirisi üzerine yükselmeyecek bir inancın akidevi olarak sedelenebileceğini söylemek isterim. Sedelenir, çünkü nasıl bir zamanda yaşadığınızı değerlendirmez. Ona göre tavır almazsanız, bir süre sonra yaşadığınız zamanın düsturlarını, inancınızın akideleri sanmazsanız, anlam ağınızı ona göre oluşturmaya, yorumlarınızı bu çerçeveden yapmaya başlarsınız da haberiniz bile olmaz. Dünya hayatı zordur inancınızın akidelerini yaşantıya aktarabilmeniz her devirde müşküldür. Uyanıklığı elden bırakmamak, her daim sağlam kalmaya çabalamak gerekir. Süleyman Seyfi Öğün Hoca, 13 Mayıs'taki perhiz, kanaatkarlık ve bolluk yazısında kapitalizm şartlarında kanaatkar kalabilmenin ne kadar zor olduğunun altını çiziyordu. Yatırımla yeniden bölüşüm arasındaki dengesizlik başından bugüne kapitalizmin baş çelişkisini oluşturur ve karşımıza arz talep dengesizliği olarak gelir. Kapitalizm bu çelişkiyi üç temel siyaset üzerinden çözmeye çalıştı. İlki ve en vahşi yol savaş, diğeri kontrollü bir yeniden bölüşüm. Ve en son olarak da borçlandırma. Tüketim veya kredi kapitalizmi diyebildiğimiz bu sonuncu yoldur. Üçüncü yolun hüküm sürebilmesi için kaynağını dinlerde bulan kanaatkarlık düşüncesi ezilmeliydi. Tüketim hakkı denilen tuhaf bir hak icat edildi. Eksik veya kısır yeniden bölüşümden pay alamamış insanlık kitlelerine refah vaat edildi. Bu vaat yeniden bölüşüm dışlanarak fırsatçılık, kolaycılık ve yüzeyselleştirme ile eşlendirildi. Herkes gemisini kurtaran kaptan olacaktı. Tabii ki bu bir yanılsamaydı. Netice kazananlarla kaybedenler arasındaki uçurumun büyümesinden başka bir şey olmadı. Değer kaybı da işin cabası. Dramatik olan da zaten bu. Hususen de dinler bundan nasibini aldı. Tüketim, perhiz ve bolluk arasındaki genel dengeyi koran kanaatkarlık, mazbutluk gibi değerleri devre dışı bıraktı. Bizleri yeniden pagan savrulmalara davet etti. Ben başladığım konuşmayı tam da buradan savrulmayın diyerek sürdürebilirim. Dünya hayatı bizatihi imtihan Hayatın farklı kültürlerde, farklı üretim ilişkileri ağ içinde ortaya çıkardığı farklı sosyoekonomik ve siyasi yapılar, düzenler var. İnancın, inançlı insanın bu düzenler karşısında yapabileceği, onları olabildiğince adalete yaklaştırmak, eleştiri, öz eleştiri ve akidevi duruştur. İsrafa, ribaya, açgözlülük ve tamahkârlığa, gösterişe ve kibre, amaçsız mal yığmaya, cimriliğe ve en çok da zulme karşı durmaktır emin, adil ve kanaatkar, ahde vefa gösteren, tabiat emanetine sahip çıkan, kamu ve insanlık yararını önde tutan bir insan olmaktır. Dünyanın mevcut ekonomik sisteminde hayatta kalmaya çalışmak mühim. Gelir dağılımındaki adaletsizleri yenmek için yerli ve milli politikalar geliştirmek çok mühim. Böyle bir dünyada akidevi bir direniş göstermekse vazgeçilmez.